17 Temmuz sevgili ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyor musunuz diyorum. Sevgili koçlar, nasılsınız? Özellikle iş hayatınızla alakalı beklenmedik yeni anlaşmalar için doğru fırsatları yakalayacağınız bir hafta. İşinizle ilgili ekip ve çalıştığınız arkadaşlarınızla aranızdaki gergin dönem bu hafta daha yumuşayacak. Yöneticilerle ilgili yaşadığımız krizler, konuşmalar ve ekonomik olarak beklenti içerisinde olduğunuz noktaları konuşmak için çok doğru bir hafta. Cesaret, enerjinizi mutlaka toparlamanız gerekiyor. Kurumsal ya da farklı alanlara geçiş evreniz söz konusu düşünceleriniz varsa, kariyer anlamında 13 Temmuz'da muhteşem bir dolunay Oğlak'ta gerçekleşecek. Özellikle yeni oluşturmaya çalıştığınız iş kapılarınızla, işlerinizle ilgili tamamlayıcı kariyer evresindeki fırsatların hayatımıza gelecek imkanları doğru şekilde görmenize yardımcı olacak. Yani evren sizi tamamlayacak, ruh sizi tamamlayacak. Enerjinize o kadar güzel gelecek ki, yani fırsatlar, oluşumlar, yenilikler size renk katacak gözüküyor. Yurt dışı evraklarımız, yurt dışı ile ilgili biriktirdiğimiz birçok nokta sizi tam anlamıyla kasvetli bir evreye itse de, gerçekten hayal ettiğiniz işler, evraklarınız çok daha olumlu evrede söz konusu olacak. Korkularınız işlerinizle ilgili ise bu hafta bu akış, bu yenilik size mutluluk ve keyif verecek diyorum. Merkür Güneş kavuşumu gerçekleşecek 16 Temmuz'da. Bu da sizin hayallerinizde, kendi işinizle ilgili yaşadığınız krizleri, özellikle de ortaklı alanlarda yaşadığınız problemleri daha rahat çözüp parasal evrenizi güçlendirmesinizi, ev araç konularınızla ilgili net karar vermenize yardımcı olacak. Bence şanslı, oldukça keyifli, oldukça dokunulacak hedefler sizi bekliyor diyorum. Çalışan evli çiftlerimiz için yeni işler, yeni arayışlar için bazı fırsatları gözden geçirmemiz gerekiyor. Özellikle size gelecek teklifi eşinizle ortak karar verirseniz daha şanslı olacağınızı ve bu konuda parasal evrenizi güçlendirmenize yardımcı olacak. Serbest iş yapıyorsanız ortaklı alanlarda da parasal kaoslar ve birikmiş bazı borçlar için istediğimiz evreyi daha rahat bir şekilde toparlamak, yeni paralar, yeni imkanlar söz konusu olacak. Özellikle de ailenizden destek almak istediğiniz ya da ailenize müjdeli bir haber verebilir ve bu müjdeli haber aile bütünlüğümüz ve aile yapımızı daha çok güçlendirecek diyorum. İlişkiler konusunda yeni başlamak istediğiniz konusunda şans fırsatı ve fırsat kapıları yaratacaksınız ve olmadık yeni aşklar için de hevesler, heyecanlar, renklilikler sizin hayatınıza fazlasıyla dokunacak. Özellikle iş çevrenizde etkilendiğiniz bir kişinin size karşı doğru ifadesi hoşunuza gidebilir. Bu ara tatil enerjiniz olduğu kadar çok fazla yoğun. Enerjimizi tatille şifalandırmak istiyoruz. Kendimizi yeniden var etmek istiyoruz ve bu enerji sizin iç ve dış dünyanızın yorgunluklarınıza atmanıza yardımcı olacak diyorum. Her şeyden önemlisi şunu unutmamanız gerekiyor. Yeni evi alacağınız yatırım size uğur ve bereket getirecek. Çocuklarınızla alakalı son zamanlarda huzursuzluklar, korkular, kaygılar vardı. Onların eğitim hayatı ile ilgili de güzel sevinçler yaşayacaksınız. Evli çiftlerde gereksiz tartışmalar had safhada olabilir. Mümkün olduğu kadar bunları toparlayalım. Özellikle eş soyunuzdan kaynaklı, kadınlardan kaynaklı dedikodular evliliğimizi yıpratıyor olabilir. Biraz kadınları evliliğimizden uzak tutmamız gerekiyor. Farklı bir şehir, farklı bir toprak anlaşması ile ilgili baba ocağınızda yeni anlaşmalar haklarınıza ait noktada bütünlüğüyle alacaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum. Her şeyden önemlisi bu ara evlilik teklifi ya da evlilikle ilgili kararlar net konuşmaya doğru gidiyor. Bu da size mutluluk verecek. Bir de uzun süredir görüşmediğiniz geçmiş dostlarınızla sohbetleriniz gayet enerjik ve keyifli olacak. Ufak bir ailenize tatil sürprizi ya da onlara hediye alabilirsiniz. Onlar mutlu enerjiye geçiş sağlayacak. Ev hanımları bu ara
Evet, en önemli şey evde eksik olan şeyleri eşinizin görmemesi ve sizi sevmemesi ile ilgili endişeleriniz var. O sizi seviyor da biraz kocanız iş ve para temposu olduğu için duyguları tam yansıtmak istiyor. Yasal mahkemeler konularımız Eylül ayına kayacak. O yüzden sabırlı ve endişe etmeyin. Sağlık olarak özellikle nodül ve boğaz ve göğüs ağrılarımıza ve alerjik astıma dikkat edelim. Sevgi ve mutlulukla kalın efendim. Sevgili boğalar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Tabii ki herkesi takip edebiliriz. Biz meslektaşlarımız çok kıymetli. Evet, güzel boğalar. Özellikle akademik kariyerinizle alakalı güzel başlangıçlar söz konusu olacak. Ve hedeflediğiniz işinizle ilgili bitirilmesi gereken görevler, tamamlanması gereken rütbeleri yavaş yavaş hayatımızın içerisine alacağız. 13 Temmuz'da Dolunay, özellikle Oğlak'ta gerçekleşecek Dolunay, hem iş gereği eğitimlerimiz hem de kariyerimizle alakalı tamamlamamız gereken bütün akademik konularda güzel şartlar, güzel kararlar vererek hayatınızın yörüngesini daha sağlam noktada, özellikle yurt dışı ile ilgili beklentilerimiz, şehir dışı ile ilgili beklentilerimiz de olumlu süreçleri kucaklayacaksınız ve size bu konuda çok güzel şans fırsatları söz konusu olacak. Bol bol seyahat etme dönemimiz başlıyor. Ama özellikle tatil enerjiniz sizin yeni iş kapıları ve oluşturmak istediğiniz fırsatlarla ilgili inanılmaz değişecek ve kalbinizi yeniden yaratmak istediğiniz işlerle ilgili çok güzel imkanlar, fırsatlar var. Bir gözden geçirelim. Yapmış olduğumuz hataları tekrar inceleyelim. Yeniden doğmuş gibi hayata bu hafta atılalım diyorum. Evet, özellikle de 13-16 Temmuz'da Merkür-Güneş kavuşumu sizin ailevi olarak yaşadığınız ev konularınız, tadilat, tamir konularınızla alakalı noktada daha net karar vererek satma kararı içerisinde olduğunuz malınızla doğru şekilde anlaşma yapacaksınız ve bu anlaşma size daha güzel bir ev kapısı ya da oluşturmak istediğimiz evimizle ilgili huzuru dengelemeye sağlayacağız. Kurumsal büyük bir alan ya da devlet alanı ile alakalı bazı krizleri görmemezlikten gelmemeniz gerekiyor. Ben nasıl olsa korunaklı noktadayım diye olabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar siz de temkinli olmanız gerekiyor. İş arayanlar için pozitif bir enerji, yakın dost, yakın çevrenizle alakalı yapacağınız iş görüşmeleri olumlu derecede hayatınız içerisine renk katacak. Hani bu enerjide, bu gideceğimiz dinlenmede kendinizi iş konusunda nereye ait olduğunuzu bulduğunuz takdirde size başarısızlık görmüyorum. Çok da şanslı olacağınızı düşünüyorum efendim. Sevgili boğalar, ailenize ait miras ve ailenize ait çözülmesi gereken uzak akrabalar, yakın akrabalarla ilgili hırala gürele tartışmalar söz konusu olacak. Aileniz ve kardeşleriniz ya da baba köklerinizden yaşanacak krizlere de açık olmanızı öneriyorum. Bu ara bir kiracınız ya da bir mal sahibinizle ilgili tartışmalar ve bu tartışmalar kırıcı olabilir. Hani apartmanı yıkacağım dersiniz ya, böyle bir apartman yıkma ruhunuz var. Bence artık taşınma vakti. Kimsenin düzenini yıpratmayın. Özellikle ilişki konularınızla alakalı uzun süredir aranızda mesafe varsa ve artık bu mesafe birleşme evresi söz konusu getiriyor ve eğer ki ilişkiniz çok uzun solukluysa evlilik ve düzenimizle alakalı noktada çok güzel başlangıçlara doğru ilerleyeceğiz. Bu ara aile büyüklerimizde sağlık problemleri yaşanabilir ve her şeyden önemlisi anneniz ve ablanızın sağlığına ya da hala teyze sağlığına dikkat etmenizi öneriyorum. Evet, kendi işini yapanlarda da çok güzel fırsatları kapatmak, ortaklı sistem arayıp farklı bir alanda yer almak isteyebilirsiniz. Bence siz artık yeniliklere açıksınız. Hiç korkmanıza gerek yok. Uzun süredir iş mahkemeleriniz, parasal mahkemelerinizle alakalı Eylül, Ekim daha doğru süreç. Şu an beklentiniz varsa imkansız. Almanız gereken bir para, hayatınıza girmesi gereken konularla ilgili bir borç mevzusu var. O vermeyecek. Bunu kabul edin. Yasal süreç başlatırsanız sevinirim. Evet, nişanlı olan ya da evlenmeyi düşünen sevgili boğalar için Ağustos, Temmuz çok hareketli bir nokta. Bayram sonrası çok yoğun bir telaşınız olacak. Eviniz ve enerjiniz uğurlu gelsin. Uzun soluklu adını koyamadığınız ilişkinizde de ciddiyet evresi var. Kafanızda unutmadığınız biri varsa yeni bir aşk var, yeni renk var. Evli çiftlerimiz özellikle kendi aranızdaki pürüzleri yavaş yavaş iyileştirmek isterken bir yandan da kadınlar düzelmeyeceği için eşinize boşanma evresindesiniz. Bir şans bu evliliği hak ediyor.
geliyor. Ve çocuklarınızla alakalı da güzel bir tatil enerjisi, onlarla eksik yönümüzü toparlarsak gelecek hayatlarına daha sağlıklı dokunabilirsiniz dedim. Evet sevgili ev hanımları, evet mutsuzsunuz, yorgunsunuz, enerjiniz hiçbir şey kaldırmıyor, herkesten çok sinirlisiniz. Sevgili gençler, ailenize, kendinize, çevrenizdeki insanları gözden geçirmeniz lazım, zarar görebilirsiniz. Sağlık olarak göz ve alerjik enfeksiyonlarımız, boğaz nodüllerimizle ilgili dikkat etmemiz lazım. Uzun süredir yapmak istediğiniz bir deniz yolculuğu vardı. Bu denizde şifa sizin üzerinizde olsun. Şans bereketiniz var. Rabbim size şansla birlikte dokunsun efendim. Hoşça kalın. Sevgili ikizler, abone olmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sevgili ikizler, özellikle iş hayatınızla, iletişimle alakalı detayları ve sektörde çalıştığınız insanlarla aranızdaki gergin dönem bitiyor. Daha ılıman, daha sakin, daha keyifli bir sürecin, bir yandan da işinizin vereceği yoğunluk ve bu yoğunlukla alakalı kimseye kafaya takma enerjiniz yok gözüküyor. Bunu ön planda tutalım lütfen. Merkür artık kendi enerjisinde, yeni burcunda, yeni noktasında olduğu için siz de daha duygusal, daha romantik enerjiye geçiş sağlayabilirsiniz. Bu ara takdir görmek, işinizle ilgili onere duymak ve bunlarla alakalı başarınızla ilgili hak ve prim konularınızla ilgili noktaya artık masaya yatmalı. Bu benim hakkım dediğiniz evrede biraz daha sabırlı olacaksınız. Haklarınız yavaş yavaş size verilecek. 13 Temmuz'da muhteşem bir dolunay Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek. Bu daha çok sizin rahatlama süreciniz, parasal hayatınız, harcamalarınız, yaşadığınız konuları, zaman zaman içerisinde hesapsız harcadığınız paralarla ilgili daha temkinli, daha hayatınızla alakalı görmeniz gereken noktaları belirleyecek. İşte de yaptığınız ve pürüzsüz gördüğünüz, aman ben pürüzsüzüm dediğiniz noktalardaki gerçek enerjiye var olacaksınız. Bunu doğru yaptığınızda da iş ve kariyer ve emek verdiğiniz birçok şey size yavaş yavaş sonuca doğru, yani borçları sıfırlamak, iş hayatımızdaki hataları sıfırlamak, kendimize ait alanları temkinli ve kurallı şekilde götürmeyi gösteriyor. O yüzden kendinizi kısıtlamadan enerjinizi, ruhunuzu verimli şekilde yapın. Rabbim size daha güzel kapılar yaratacak. Özellikle devlet ya da kurumsallarsanız, yönetim, yöneticilerle alakalı krizler sizinle alakası yok ama üst düzey ani değişimler söz konusu olacak ve şirketinizde çıkartılmalar, bu tarz konular gündemimizde olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu ara özel hayatınız daha revaçta. Aşk enerjiniz, ruhunuzda keyif ve aşık olma enerjiniz daha had safhada. Evet, yeni aşklar, yenilikler, yeni oluşumlar size özellikle Merkür Güneş tutulmasından sonra, Güneş kavuşumu, Merkür Güneş kavuşumu 16 Temmuz'da gerçekleşecek. Ve bu enerji size mutluluk ve keyif verecek. Unutmayın, yeni aşk, yeni mutluluk, yeni huzurun da tadına varacaksınız. Aile içerisinde eşinizle aranızda gerginlikler, huzursuzluklar, uzun süredir birbirinizle inatlaşan ve saçma sapan her şeyi ben biliyorum havasındaki dönem daha sakin bir evreye girecek ve anlaşılı noktayı sağlayacaksınız. Aile ortaklı işleriniz varsa da kaos dönemiyle ilgili konuşmuşluklarımız, yanlış anlaşılmalar, yanlış toparlamaları, birbirimize ait süreçleri daha sağlam şekilde ifade edeceğiz. Güzel yani. Devletle ilgili yasal evrak, yasal mahkemeniz, yasal sonuçlarınız varsa ertelenecek ama eninde sonunda bir cezanız var. Şimdiden aynı hataları yaptığınız takdirde uzun soluklu haklarınızı ziyan edebilirsiniz. Yurt dışı evraklarımız, yurt dışı ile ilgili oluşturmak istediğiniz ve çocuklarınızla alakalı yapmak istediğiniz fikirler, sevgili gençler, yurt dışı ile ilgili fikirleriniz varsa gayet olumlu. Ailenize bu konuda da büyük onur ve şeref vereceksiniz. Sevgili anneler, çocuklarınızın yurt dışı kapısını endişe etmenizi istemiyorum. Evet, aşık olduğum ve bana karşı duyguların olmadığını düşünen sevgili ikizler, yepyeni bir insan var. Evet, o kişinin cesareti yok. Biraz ürkek çıktı. Haklısınız. Ve siz de her şeye takılıyorsunuz. Takılmayı bırakın. Yeni aşk, yeni heyecan size gayet mutluluk verecek. Kardeş, kuzen, yakın akrabalar arasındaki yaşanacak bazı karışıklıkları gözden kaçırmamak lazım. Kırıcı ve dilinizin kemiği yok. Kendinizi bir düzeltin. Bu ara gideceğiniz seyahat, gideceğiniz deniz enerjisi ya da köyünüzle alakalı enerjide kendi ruhsal dünyanızı, ruh enerjinizi düzeltirseniz yeniden şarj olmaya, yeniden gerçekleri görmeye ihtiyacınız var. Yani başlatmak istediğiniz hayat çok
kolay ama siz o kadar zorlayıcısınız ki her şey olmayacak gibi davranıyorsunuz. Hayatta her şey sizin için var, unutmayın efendim. Evet, ev konularınızla alakalı noktada uzun süredir özellikle evde yenilemek istediğiniz pimapenler, camlar, yatak odası, ekonomik gücünüzü toparladıktan sonra istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ağustos sonu gerçekleşecek. Şu an gidin tatilinizi yapın, gelin. Yurt dışı işi yapanlar için de fırsat kapılar ve yurt dışında çalışma hayatınız söz konusu olacak. Ya da yurt dışında yaşıyorsanız ev anahtarınızın mutluluğunu tadacaksınız diyorum. Sevgili ev hanımları, aman abuk sabuk şeylere kafayı takmayın. Aşk konusunda da boşanma ve ayrılık kararı veren çiftlerde tekrar aile barıştırması var. Bu aile barıştırması tekrar bu ilişkiyi gerçekten size iyi gelir. Aslında şöyle söyleyeyim, en düşük enerji gününüzü söylediğim takdirde de 14-15 enerjinizin en düşük noktası. Parasal konusunda da ayın 10, 16'sı ve 17'si şanslı. Aşk konusunda da özellikle dikkat etmemiz gereken 12-13 sizin için uğurlu dönem. Sağlık olarak saç dökülmemiz, bel ağrılarımız olabilir. Dikkatli olun efendim. Sevgili yengeçler, güzel ailem. Beğen, yazı yaz, destekle ve benimle kal. Herkese git ama beni de destekle. Sevgili yengeçler, nasılsınız güzel ailem? Şunu demek istiyorum. Hayatınızla alakalı odak noktamız bu hafta para. Harcamalar, işinizle alakalı para haklarınız, iş yerindeki haksızlıklar, başkalarının primlerini konuşurken benim haklarımla alakalı noktada cesaretim yok. Ne zaman? Gidin cesaretinizi bayram sonrası söyleyin. Çünkü hak ediyorsunuz ve çok emeğiniz var. Ve bu emek evresinde doğru enerjiyi alamadığınız için de çok huzursuzsunuz. Ve iş değiştirmek, yeni bir alana geçmek istiyorsunuz ama fırsat kapılarınız yok. Evet, yeni fırsatlar, özellikle sizin en şanslı gününüz. Özellikle dikkat edin. 17 ve 13 arasında şanslı dönemleriniz var. Bu şanslı dönemlerde yeni işler, yeni fırsatlar olacak. Mümkün olduğu kadar bu evreleri doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Dolunay gerçekleşecek 13 Temmuz'da Oğlak'ta. İlişkiler konusunda inişli çıkışlı hayatımız ve ters giden noktaları doğru görelim. Yani gözümüzü dört açalım. Nerede hata yapıyoruz? Nasıl hata yapıyoruz? Dilimiz hiç durmuyor mu? Sevgi anlamında neyi aradığımızı bulmanız gerekiyor. Ama 13 Temmuz'daki Dolunay sizin iş kariyerinizle alakalı hakim olmak istediğiniz ve başarmak istediğiniz noktanın ödüllenmesine doğru. Yani o döngü sizin mesela 18-19 Temmuz itibariyle haklarınızla ilgili kendinizi doğru konuşturacağınız bir evre. Yeni iş, yeni anlaşmalarla ilgili imzalarınız atılmış olacak ve hedeflediğiniz ve başarmak istediğiniz noktaya daha verimli ve daha sağlıklı var edeceksiniz. Bulunduğunuz noktada ekip arkadaşlarınızla rahatsızlıklarınız var. Yeriniz değişmesiyle ilgili imkanlar ve zorlayıcı kararlar içerisindesiniz. Zaten onlarla anlaşamıyorsunuz. Yerinizin değişmesi sizin için daha mutluluk. Eğer işsizseniz ve hala iş konusunda ciddi anlamda bir noktada değilim ve ekonomik olarak çok daraldım diyorsanız, çok yakın aile dostunuz ve çevrenizde inandığınız birinin size çok büyük bir desteği olacak. 17-18 artık sizin iş kapılarınızla ilgili fırsatlar hayatınıza gelmiş olacak. Unutmayın, yenilikler size iyi gelecek diyorum. Kendi işiniz, ortaklı iş projelerinizle alakalı da tüm her şeye hakim olduğunuzda işteki aksilikleri görüp doğru rotaya doğru ilerlemek ve sizin istediğiniz fırsatları da kendi gözünüzle toplantılar, yeni oluşumlar, telefon trafiği, mailler hepsi sizin kontrolünüzün altında olduğunda başaramayacağınız hiçbir şey yok. Sonsuz bir enerji ve hissiyat kalbiniz o kadar kuvvetli ki Allah size bu kalbi vermiş. Siz bazen kullanmasını bilmiyorsunuz. Hadi kullanın lütfen. Aşk konusunda sürpriz aşklara yenilik, yeni umutlar, yeni hedefler ve özellikle hayatımızda ilişkilerde hep ters gidiyor, yarım kalıyor. Gerçek aşkı, gerçek duyguyu bulamıyorum. Benim öyle bir inancım yok diyorsanız yani Güneş-Merkür kavuşumu gerçekleşecek. Gökyüzüne doğru dilek dile ki doğru kalp sana dokunsun. Dokunacak da. Eski ilişkim geri gelir mi? Ben ona karşı hala öfkemi yenemiyorum diyorsanız tesadüf karşılaşmalar var. Ama hayatta siz ona ait değilsiniz.
O da size ait değil, yeniliğe ihtiyacınız var diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da hırala güreli her şeyi sorun edip kendi içinizde tartışmalar. Bu kadar sevip ne kadar zıt karaktersiniz. Sadece eşiniz sevgisini ifade edemiyor. Siz de onunla devamlı aynı şeyleri tendir pilavı gibi konuşuyorsunuz. O yüzden ilişkiniz yorgun. Ya ilişki terapisti ya da artık birbirinizi doğru tanımanız vakit var. Bazı yengeçlerde de özellikle bu ay o kadar büyük bir tartışma ve aile arasındaki yaşanacak krizler o kadar yoğun olacak ki boşanma dediğimiz noktaya doğru gidecek. Aman dikkatli olun. Boşanmak isteyenler özgürlüklerine kavuşacak. Merak etmeyin diyorum. Bu ara söz nişan kararı içerisinde olan sevgili yengeçler, evet, güzel bir enerji, ailelerin tanışması ve doğru noktaya ilerleyeceksiniz. Ev alım satım konularımızla ilgili de acele karar vermenizi istemiyorum. Yeriniz değerli. Biraz daha parayı, burayı satarsanız üstüne ekstra bir oluşum yaratamayacağınız için bunu bir yıl sonuna doğru görelim. Daha sağlıklı diyorum. Sırt ve boyun bölgelerimiz ve özellikle genital üreme organlarımızla alakalı krizlerimiz olabilir. Sevgili hanımlar, simir testi yaptırmayı unutmayın. Çünkü bir risk enerjiniz var gözüküyor. İhmal etmeyin. Sevgili gençler, kendinizle ilgili hedeflediğiniz birçok nokta, yurt dışı ile ilgili varsa yol kapınız aydınlık ve eğitim hayatınızda başarmak istediğiniz nokta sizin için daha sağlıklı ve keyifli. Aşk konunuz özellikle bu hafta 14-15 en şanslı gününüz. Psikolojik olarak en kötü ve en iğrenç günüm benim ne zaman derseniz büyük bir ihtimal 17'si senin enerjin böyle diplerde gözüküyor. Sevgili hanımlar, çocuklarınızı çok fazla yoruyorsunuz ve yıpratıyorsunuz. Bunları yıpratmayın. Onlar sizin en kıymetliniz diyorum. Öpücükler yolluyorum. Allah'a emanet olun. İyi haftalar. Sevgili aslanlar, beğenmeyi, yazmayı, değer vermeyi, beni büyütmeyi unutmayınız. Özellikle şunu demek istiyorum. Her şeyin pozitif sinyallerini alıyorum. Enerjiniz çok yüksek. Yani bunu hissediyorum. Bu olacak diyorsanız sinyalleriniz doğru ilerliyor. Yani size verilecek şanslar ve yine pozitif enerjiler, iş kapınızdaki yavaş yavaş tamamlamak istediğiniz adımlar size gerçekten muhteşem bir enerjiye doğru gidiyor. Hedef noktanız, oluşturmak istediğiniz birçok şey için hızlı ve yukarıya doğru çıkışlarımız var. Doğru adım atmanın ne demek olduğunu ve işinizle alakalı hedef noktanızın neresi olduğunu kendi çapınızda ve emeklerinizle alacağınız gökyüzündeki sinyallerle muhteşem başarı ve şans enerjilerinizin fazlasıyla açık olacağı ve bunları doğru yönlendirdiğinizde size kocaman bir enerji patlaması diliyorum. 13 Temmuz'da gerçekleşecek Oğlak'taki Dolunay tamamlanması gereken işlerimiz, ortaklığı, toplantılar, bitirilmesi gereken projeler, kafamıza koyduğumuz birçok şeyle ilgili altyapı sağlamanın kolaylığını tadacaksınız. Ve en önemli şey de terfi, konum değişimi, mertebe değişiminizle alakalı noktada, mesela zam değişimi konusunda yenilikler, yeni fırsatlar, yeni oluşumlar daha rahat. Yeni bir fırsat, iş kapısı beklediğiniz haberle ilgili de burada olumsuzluklar olsa da siz başka bir yerden bir teklif enerjiniz var, bunu değerlendirebilirsiniz. Kurumsal ve büyük alanlarda ve devlette çalışanlar için ani yön değişimi, konum, masa ve alandaki komple belki bina değişimi bile gerçekleşebilir. Evrak ve toplantılarda dikkatli olun. Herkesin gözü sizin üzerinizde olacak. Hata yapmanızı bekliyorlar ama ben pozitif enerjiyi size üflüyorum. Hiçbir şey olmasın sizlere diyorum. Yeni iş bekliyorsanız biraz daha sabırlı ve enerjinizin daha yüksek olması gerekiyor. Umutsuzluklarınız var, korkularınız var, başaramayacağım enerjisi. Özellikle yurt dışında yerleşmek, iş beklentiniz varsa bu olumlu. Hadi hayırlı olsun. Destek ve gökyüzü ve Rabbimin desteğiyle kapılarınız fırsat yaratacak. Bulunduğunuz şirket yurt dışı ile alakalı bağlantısı varsa gidip gelme, evraklardaki pürüzler olmayacak. Hedef noktanıza doğru, hatta özellikle mühendis ve doktorsanız çok güzel fırsat ya da akademisyenseniz çok güzel fırsatlarınız var gözüküyor. Eğer devlet kadrosunda polis, memur, belediye ile alakalı bağlantılarınız varsa ani yol değişiklikleri, bununla ilgili mücadeleleriniz başlayacak. Lütfen ani sinirlerden
gezegenden uzak durmanız gerekiyor. Evet, 16 Temmuz'da Merkür Güneş kavuşumu aşk hayatımızla alakalı odaklandığımız bir ilişkinin ani bitişine ve şoklarda olacaksınız ve özellikle bu sizi biraz yıpratabilir ve eski ilişkiniz size sinyaller yolluyor. Neredesin? Seni özledim diyerekten belki kalbinizdeki öfkenizi, içinizdeki acıyı bastıra bastıra cezasını verebilirsiniz. O bunu hak etmişti, biliyorsunuz diyorum. Özellikle yeni başlayanlar için bu ilişki doğru adımlara ve aile, kuzen, yakın dostlarla tanıştırma enerjiniz var. Birbirinize ait rüzgar güzelliklere doğru gidiyor. Bu arada nişanlanan çiftlerde tartışmalar var. Aileler karışıp birbirinize küskünlükler olabilir. Lütfen sakin olun. Siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Evli çiftler ve çalışan evli çiftlerimizle alakalı özellikle hanımınız ya da beyinizin iş değişimiyle ilgili yaşayacağı krizler biraz ev mesafemizi yorabilir. Mecburen ev taşınmamıza sebep olabilir ama tatilde pozitif enerji, ruhumuzu yukarı çekiyoruz. Yoga, meditasyon enerjisine şifa gibi gelecek. Hiç korkmayın. Alım satım konularımızda hızlanacak kararlarınız var. Özellikle amca, hala soyumuzla alakalı bazı krizler gündeme gelecek. Bunlar da bizi yıpratabilir ve biraz yıpratıcı evreler söz konusu olabilir. Tezleriniz tamamlanması gereken görevlerinize dikkat etmemişim şurada. Tezleriniz tamamlamanız gereken görevler, eğitim ve kariyer anlamında dil eğitimi ile ilgili eksik noktaları da bir an önce uzman terfisi almanız gerekiyor. Uzman bir şekilde başarmanız lazım. Bu ara rüyalarınız, hisleriniz çok kuvvetli, enerjiniz yüksek, tadına varın diyorum. Sevgili gençler, aşk arayışındasınız. Hatalara maruz kalabilirsiniz. Bu ara bağımlılıklarınız fazla. Çocuklarımızı kontrol edelim. Sevgili ev hanımları, bırakın banyo dağınık olsun, bırakın mutfak dağınık olsun. Şu tatilde en azından nefes alın. Kimseyi duymayın. Siz şifalanmaya ihtiyacınız var. Şifa haftanız doğru değerlendirin. Bir de hamilelik, çocuk düşüncesi olan haneye sürpriz bir gebelik var. Özellikle şunu demek istiyorum. Enerjinizin en yüksek evresi 12 ve 11 size uğurlu ve bereketli gelecek. Dilek dileyin, şans kapınız aydınlıkta diyorum. Bu ara kronik sağlık problemimiz, kronikten kaynaklı ya da genetik sağlık problemlerimiz gündeme gelebilir. Dikkatli olun. Göz kurumanız var. Gözlüğünüzü değiştirmeniz lazım. Hoşça kalın. Sevgili başaklar, nasılsınız? Beğenmeyi, yazmayı, emeğe emek vererek saygı göstermeyi unutmayınız. Sevgili başaklar, özellikle bu hafta iş konularınızın çok daha, yani tatilde bile devamlı yazmak, ya etmek, kafanız devamlı işle alakalı pürüzleri çözmek, yani bir türlü bir şeye takılmış, hani takılan makine bozulur ya tekrar başa. Beyin şu an tekrar başa sarıyor. Mümkün olduğu kadar enerjimizi pozitifle iyileştirmemiz lazım. Fazla hassas, fazla duygusal, fazla detaycısınız. Sevgi detayı da önemli. Sevilme detayı. Tam mutluluk haftanız. Yaşanacak en keyifli hafta. Bunu fazlasıyla hissedeceksiniz ama bu devir dönüyor ya devamlı. Fanus da böyle. Bu fanuslardan vazgeçtiğinizde çok güzel başarılarımız söz konusu olacak. 13 Temmuz'da muhteşem bir Oğlak'taki Dolunay sizin hayatınız, aşk hayatınız böyle verimli destekleyecek ve verimli desteklerken olmak istediğimiz kalbe çok iyi şekilde dokunacağız. Bu ara flörtler, duygusal yönler, enerjiniz çok fazla şahşalı olacak. Nişanlanmak, sözlenmek, aynı evet geçmek, ilişkimizdeki karı koca hayatımızdaki krizler komple bitmiş. Daha mutlu ve daha keyifli ebeveynler, çocuk sevinci, çocuk düşünme heyecanına gireceğiz. Yani bu dolunay bizim hayatımızda farklılığı, farklı olmayı, ilişkilerdeki mutluluğun tadını çıkartmanızı gerçekleştirecek. 16 Temmuz'da Merkür Güneş kavuşumu iş konularınızla alakalı fazlasıyla hedef noktanızda varoluşunuzu kutlarken siz yeni işler, yeni anlaşmalar, yeni ekip, yeni kurumla alakalı noktada kendinize alanı kontrol hakimiyeti içerisinde olacaksınız. Fazlasıyla başarmak istediğiniz, işinizle ilgili büyütmek, hedef noktanız, marka olmak ya da işinizde benim demek için şu enerjiyi bu hafta, yani tatil haftamız, deniz enerjimiz, aile büyüklerimizle geçireceğimiz vakitler sizi fazlasıyla neredeki hatanızı bulmanıza yardımcı olacak ve iş konusunda hedef noktanız, basamağa doğru ilerliyorsunuz. Rabbim size öyle bir güç vermiş ki o güç size hem para konunuzdaki aksilikleri hem de içinizdeki korkularınızı yenmenize yardımcı olacak. Mutluluk, işte mutluluk.
Başarmak, başarmış olacaksınız. Almak, yeri alacaksınız. Yani öyle bir enerjisi yüksek bir hafta. Bence siz plansız, programsız başlayacaksınız. Allah sizi öyle bir noktaya itecek ve gökyüzünün desteğiyle birlikte konum ve mertebelerinizde ciddi değişimler söz konusu olacak. Devlette ya da kurumsal alanda yer değişimi, kurumsal alanda olanlarda ufak tefek değişimler ve prim konularınızla alakalı masaya yatması gereken mevzular, geçmiş iş mahkemeniz ya da bulunduğunuz haklarla ilgili artık net konuşma haftanız. Devlette çalışıyorsanız yerinizde değişik bir şey yok. Yerinizde değil de genel genel sistemde denetimler, sürpriz olaylar olacak. Saatli, düzenli gitmenizi istiyorum. Bu ara şunu unutmayın. Çocuklarınızla ilgili yaşanacak krizler olabilir. Onlara gereksiz bağırmalar olabilir. Onları yoruyor olabilirsiniz. Biraz daha çocuklarla alakalı iletişim evresini daha doğru sağlamamız lazım. Yurt dışı ile ilgili sevgili gençler, sevgili iş gereği gidecek insanlara sesleniyorum. Bu fırsatlarımız fazlasıyla var. Yani siz Allah katında hedeflediğiniz birçok şeyde yavaş yavaş orada yerleşmek, orada iş kurmak, orada sistem ve işinizin burayla alakalı bağlantısını oraya gitmek istiyorsanız büyük fırsatlar var. Yeni iş bekleyenler, evet mutlu haberiniz var. 18-19 artık sizin iş kapınız. Artık fırsatlar konuşturulma, çağrılma döneminiz söz konusu olacak. O yüzden hiç beklenmedik güzel bir iş size mutluluk verecek. Babanızın ya da büyüklerimizin sağlık problemi olabilir, baba özlemi olabilir, bir mezar ya da ne bileyim küsseniz bir barışma adımı atabilir ve bu içinizdeki baba öfkeniz de tam anlamıyla varoluş evresinde kutlayabilirsiniz. Yani en azından içinizde ağlamak istiyorsanız ağlayın. Evli çiftlerimiz için sürpriz yenilikler, ev almak, ev taşınmak, yeni eve geçmek gibi fikriniz var ama eviniz için tadilat edin, yeriniz değerli ve kıymetli. Ailenize ait gelecek bir parayla da yeni yatırım yapmak size daha keyif verecek diyorum. Sevgili ev hanımları ya da çalışan çiftler, karı kocalar. Bence aile dışarıdaki insanlar tarafından çok fazla etki altında kalıyorsunuz. Eşiniz ya da hanımınız sizi çok seviyor. Bu ilişkiye tekrar bir şans. Birbirinizle özel hayatımızı, yatak hayatımızı düzeltmemiz lazım. İlişki terse gidiyor diyorum. İhmal etmeyin. Bu ara evlenecek çiftlerimiz için de aile desteğiyle ev alınacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sağlık olarak diş eti iltihaplarımız, diş eti kanamalarımız ve üst taraftaki kaplama altındaki iltihaplara dikkat edelim. Seyahatler, kararlar sizin. Özellikle yani şöyle size bu hafta hem enerjiniz çok yüksek, özellikle 14 ile 10 arası yani 10 ile 14 arası size çok uğurlu, bol bol dua edin, enerjinizi yüksek tutun. Sevgili teraziler nasılsınız? Beğen butonu, yazı yazma ve bana saygı, ben de size saygıyla devam ediyorum. Sevgili teraziler özellikle aslında hiç kendinizi şanslı, hiç kendinizi mutlu, hiç kendinizi keyifli hissetmiyorsunuz ama en şanslısı sizsiniz. Farkında değilsiniz, farkında olmayacaksınız bazı şeylere. Hatta hiçbir şey umurumda değil. Şaka gibi bir hayat yaşıyorum. Yani iş aynı döngüde, hayat aynı döngüde. Ne yapıyorsam aynı döngüde dönüyorum. Aslında çok şanslı bir haftanız. Yani çok güzel işinizle alakalı fırsatlar. Hayat size yeniden senaryonun oyunun sahnesini kuracak. Siz hala fragman yapıyorsunuz. Fragmanı bırak, sahnenin oyununa gel ve işindeki hak ediliş evreni al ve sana ait noktadaki mutluluğun tadına var diyorum. Yani iş konularınızla alakalı çok güzel fırsatlar, iş imkanlarınız ve parasal konudaki eksik gördüğünüz birçok noktada çok büyük bir rahatlık ve bu rahatlıkla birlikte kendinize çok olumlu yerinizi belirlemek, eğer kendi işinizi yapıyorsanız daha büyümesi, ekstra kazançlar ve alandaki alanı büyütüp daha kendinizi büyüteceğiniz bir evredesiniz ama kendinizi öyle hissetmiyorsunuz. Uyan, bunu dinlerken kendine gel. Tüm Allah'tan şans sana verilmiş ve bu şansı doğru almanı öneriyorum. Çünkü sana mutluluk ve keyif ve güzellik her şeyden önemlisi sana dokunacak. Yani siz her şeyin en iyisini bu hafta kazanacaksınız. İşiniz, patronunuzdaki krizler çözülüyor. Ekip arkadaşımızla aramızdaki gerginlikler bitecek. Yani devletteki sorunlarınız, evraklı sorunlarınız daha rahat ve daha kolaylıkla halledeceğiniz bir evredesiniz. Hani net sonuç, net karar,
net alım, bu şekilde devam edeceksiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız da sosyal ağlarda, daha dijital ağlarda büyütmek kendimizi daha büyük noktaya doğru itmemize yardımcı olacak. Hadi siz kendinize ait noktayı güzelliklerde katmanız lazım. İşsiz olanlar için bu ara çok iş enerjiniz yok. Şunu demek istiyorum. Neden yok? Ben Temmuz, Ağustos'u geçeceğim. Eylül'de kendime ait bir noktayı bulacağım ama güzel fırsatlarınız var. Mümkün olduğu kadar bu fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. Bu ara gayrimenkul konularında alım satımınız çok hareketli. Kiralanma, taşınma, almak, satmak konularınız çok ön planda olacak ha. Bence Güneş'in Aslan Burcu geçişini sağlamanız sizin göz perdenizin daha çok açılmanıza yardımcı olacak. Yani bu konuda 22 Temmuz Güneş artık Aslan'a geçiş yapıyor. O tarihlerde bu dengeyi karar vermeniz sizin için daha olay ve daha güzel. Evet, Dolunay'da aile büyüklerimizle alakalı yaşanacak hasta, ani krizler, ani kaoslar, kırılmalar, çatlaklıklar, kalp krizleri yaşanabilir ya da nefes alamıyorum, panik ataklar olabilir. Önemli bir şey yok. Panik yapmanız kesinlikle gerek yok. Aşk konusunda yeni arayış, yeni aile kurmak, yeni düzen, yeni düzende olmak size çok güzel gelecek ama sizin unutmadığınız ve yarım kalan ilişkinizle ilgili içinizdeki beddua artık size beddua gibi geri dönüyor. Bırak artık üstünden, hani dışarıda su dök, tuz at, kurşun dök, ne yapıyorsan yap. O olmayacak, kabul et. Boşanmak isteyen çiftler kesinlikle evi ayırdınız. Kendi düzeniniz, kendi hayatınızla ilgili net karar verdiniz. Net kararlar verdiniz. Ama bu ara evli mutlu olan çiftlerimiz için de hem çalışma hayatınızdaki değişim hem tatille birlikte tekrar çocuk kararı vereceksiniz. Ve bu dolunay size çocuk konusunda hafifçe dokunacak. Şansınızı değerlendirin. Merkür Güneş Merkür Güneş kavuşumu gerçekleşecek 16 Temmuz'da. Parayla alakalı noktada fırsatlarınız var. Altın alımı bu konularda ya da borçla alakalı noktada biriken birçok şeyde de rahatlığımız söz konusu olacak diyorum. Yurt dışı taşınmaları, iş gereği gitmeniz gereken konularda fırsatlarımız var. Değerlendirin. Bu ara yöneticiler ve çalıştığınız insanlar sizi böyle tek gözle alkışlayacak biriniz olsun. Kıskançlıklar olsa da bol nazar duası okuyun. Çünkü nazara geleceksiniz ama şans sizden yana olduğu için nazar ona da döner. Dert etme diyorum. Sağlık olarak belki de boyun fıtığımız, bel fıtığımız konuları mı? Aile büyüklerimizde sağlık pürüzleri olacak. Bu ara evinizle alakalı değil de yazlık, toprak eviniz, köy evinizle alakalı yenilikler yapmak isteyebilir. Bu kapılardaki fırsatları yaratacağız. Eğitim konusunda, estetik konusunda bu ara cilt lekelenmelerimiz söz konusu olabilir. Yanlış botoks, yanlış tedaviler görüp cildinizde yamulmalar olabilir. Bu ara botoks estetik uygun değil, dikkat edin diyorum. Ama cilt lekelenmelerine dikkat etmeniz lazım. Sağlık konusunda bu alerjik reaksiyon, deniz alerjiniz olabilir, güneş alerjiniz sizi yıpratabilir. Mutlu ve sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sevgili akrepler, beğenmeyi, yazı yazmayı unutmayın. Videomuz yukarı çıksın. Evet, şöyle söyleyeceğim. Kendiniz biraz daha kötü, böyle meraklı, biraz daha dedikoducu ruhunuz artabilir. İletişim evrenizde daha böyle kırıcı ve sert ifadeler ve iş yerinizde ciddi anlamda herkesi böyle gırtlaklayacakmış gibi hissedebilirsiniz ve buraya ait olmamak ve ben hak ettiğim nokta burası değil diyerekten isyan bayrağı içerisinde başlayabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, 13 Temmuz'da bir dolunay gerçekleşiyor ve Oğlak Burcu'nda sizin kariyer hayatınızla alakalı oldukça verimli, emek verdiğiniz ve mücadele ettiğiniz birçok konu için kapılarımız yavaş yavaş açılım evresinde ve kurumsal ya da devletteyseniz hak edilişleriniz, size sunulması gereken ekstra birikmiş paralarınız olabilir, işinizle alakalı primlerinizle ilgili konuşmalar gündeme gelecek. Bunları doğru noktaya doğru ilerletirseniz olabildiğince işinizde başarı ve hedef noktanız aydınlığa kavuşacak. Merkür Güneş kavuşumu gerçekleşecek 16 Temmuz'da. Bu da sizin parasal konularımızı destekleyecek ve işinizle alakalı adımları daha doğru görerek insanların sahtekar evreleri neyse siz de onlar gibi davranarak etrafa farklı bir enerjiyle kavuşacaksınız. Yeni iş yapanlar ve yerinde yeniyseniz ani konum değişimleri
değişim söz konusu olacak. Eğer memnun olmadığınız ve burayı bırakmak istiyorsanız, istediğiniz bir alternatif nokta varsa, bununla ilgili de güzel fırsatlar ve çevrenizden gelecek desteklerle birlikte çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Yani emek verdiğiniz, olmasını istediğiniz birçok fırsat var. Sadece içsel dünyanız buna inanmıyor. Ben emek veriyorum, hala aynı noktadayım. Artık emekleriniz karşılığını almaya başlayacak diyorum. Dedim bile, yurt dışı ile ilgili yoğun tempolarımız, iş gereği, evraklarımız, maillerimiz söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu ara patronlarınız, yöneticilerinizle devamlı seyahatler, iş gereği gitmeniz gereken noktaları unutmayın, not almayı unutmayın. Valiz kaybı yaşayabilirsiniz, eşya kaybı, dağınık halinizden eşya kaybı yaşayabilirsiniz. Rica ediyorum, dikkatli olunuz. Kendi işinizi yapıyorsanız bu aralar ekonomik olarak zorlanacağınız bir hafta. Kredi çekmek, borç alma niyetleriniz olumlu oluşacak ama dolar ya da euro üzerinde borç almayı mümkün olduğu kadar az az kırpa kırpa ondan desteyerek Türk parası almaya özen gösterin, yoksa zorlanacaksınız. Satmaya çalıştığınız iş mekanınız ya da ortaklı bir noktanız varsa yeni anlaşma gerçekleşecek. Bu da size huzur ve keyif verecek diyorum. İş bekleyenler, öncelikle kariyer konularınızla alakalı nerede ilerlemek istiyorsunuz? Yani sizin bu hayattaki çabanız ne? İş arıyorsunuz ama nerede ilerlemek istediğinizi bilmiyorsunuz. Artık ilerlemeniz gereken, eksik gördüğünüz eğitimleri ya da yapmak istediğiniz konuları ön plana attığınız takdirde büyük başarı var. Aşk konusunda bence biraz daha sakin ve dingin bir enerji ve olmasını istediğiniz ilişkilerinizle alakalı noktada size uygun enerjilerde olmadığı için bu ara ilişkiye ara verme kafasındasınız. Bence şu an güzel giden bir ilişkiniz vardı. Ona haksızlık yapıyorsunuz, anlamıyorsunuz, onu dinleyin. Eski ilişkinizi beklemek, onunla ilgili umut ettiğiniz noktalarınız varsa, evet, diyalog, ifadeler, duyumlar alacaksınız ama o sizde değil artık. Siz kendi yolunuza bakın. Evli çiftlerimiz özellikle bu ara en ufacık şeyde krizler yaşayabilir. Aile kardeşlerden kaynaklı sorunlar ve para krizleri evimize ve evliliğimize zarar verebilir. Ve ortak bir aile binasında oturuyorsanız burada krizler ve bu krizlerden kaynaklı küskünlükler olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet, bu ara evlenme planı içerisindeyseniz güzel bir balayı enerjiniz var. Şimdiden biletleri alındı. Yolculuklar size iyi gelecek ve keyifli gelecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı nokta, eşiniz işten çıkartılabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Yasal süreçlerimiz var, çözülmesi gereken boşanma davalarınızla alakalı. Bunlarda tekrar bir barışma enerjimiz var ama kişi değişmeyecek, bunu bilerek hareket etmeniz gerekiyor. Evli ve yeni evli çiftlerimize de sürpriz kız çocuk sevinci söz konusu olacak. Babanızın size hak bıraktığı ev ya da toprakla ilgili kendi kardeşlerinizle krizler yaşayacaksınız. Bu malı almak için size davalar açılabilir. Haklı olduğunuz şeyde sakın kırılmayın, mücadelelerinizi verin. Sevgili ev hanımları, çocuklarınızla ilgili iletişim keyifli ve güzel geçecek. Onlarla aramızdaki bağ toparlanacak ama sevgili gençler, biraz daha otokontrollü ve sistemli hayata odaklanmanız lazım. Çok dağınık bir enerjiniz var. Bunu düzeltelim. Platonik takılanlar, burada mısınız? Onun sizinle hiçbir alakası yok. Hayal dünyanızdan çık, gerçek hayata bak. Sağlık olarak özellikle variz, siyatikler ve bacak ağrımız ve kırılmalara dikkat edelim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili yaylar, beğen butonu, yazı yazma butonuna yazın yani. Bana, size kanal yükselsin. Evet, iyimser bir haftaya giriş yapacaksınız. İşlerinizle ilgili hayal ettiğiniz noktaları yavaş yavaş toparlamak için ruh haliniz egemenliğine, özgürlüğüne ve kendinizi bulmanıza yardımcı olacağı bir hafta. Parasal konularda Dolunay'ın 13 Temmuz'daki Oğlak Dolunay çok ciddi sizi destekleyecek. Olumluluk anlamında, paranızla ilgili, beklentilerinizle ilgili, asla gelmez dediğiniz noktalarla ilgili çok güzel destekleneceksiniz. İşinizle alakalı tarz değişimi yapacaksınız. Direkt işi bırakıyorum, başka bir iş enerjisindeyim diyeceksiniz. O yüzden farklı işlerde gelecek teklifler sizi hem kendinizi daha yükseltmenize hem de burada görünmez bir noktadayım, yolumu değiştirmek istiyorum diyenler için güzel fırsatlarımız söz konusu. Bu ara
Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız yöneticilerinizde kriz yok. Sizin ruhsal dünyanız eğlenceli ve keyifli olduğu için biraz lakayt bir enerjiniz olacak ama egemenlik ruhunuzun verdiği bir lakaytlık ama işinizde başarısızlık değil. Daha motivasyonunuz artmış ve yerinizle ilgili bu koltuk benim dediğiniz nokta o koltuk sizin unutmayın. O siz o koltuğa aitsiniz ve hak edilişiniz size sunulacak. Bu ara iş yerinizdeki sizinle ilgili rakip arkadaşlarınız ne yaparsa yapsın her şey sizin lehinize olacak. Kazançta, duruşta, sizin evrenizde. Yurt dışı ile ilgili iş gereği yapılması gereken evraklar, mailler, konuşmalar, toplantılar çok hareketli olacak. Ve sizin bu konuda başarınızı sonsuz alkışlıyorum. Özellikle spora, sanata merakınız varsa kendi noktanızda bu konularla ilgili yazmak, projelendirmek niyetiniz varsa kendi markanızı, kendi isminizi, kendiniz yazmak istediğiniz noktaların başarısını sağlayacaksınız ve olmak istediğiniz siz artık isme doğru yol alacaksınız. Merkür Güneş kavuşumu gerçekleşecek 16'sında, Temmuz'un 16'sında. Yepyeni yatırım planlamalarız, iş ortaklı işler, işinizle ilgili büyütmek, hedef noktalarınızla alakalı kötü giden her şeyi iyileştirmek. Yani siz işinizi de iyileştireceksiniz. Tarzınız, alanınız, mevkiniz, duruşunuz muhteşem o evrede rahatlığa erecek. Bu ara iş gereği gideceğiniz seyahatlerde farklı alanlardan gelecek teklifleri değerlendirdiğiniz takdirde siz konum olarak da farklı bir iş kapınızın fırsatını yakalayacaksınız. Devlette bazı krizleriniz, evraklarınız, unuttuğunuz borçlarınız olabilir. Bunları ihmal etmeyin efendim. Akademik olarak kendinizle ilgili yapmak istediğiniz yeni düşünceleriniz var. Bu konularla ilgili adımlar attınız ve bu adımlar size başarıya doğru oluşturacak ama yeni kurs merakınız var, sporla alakalı yapmak istediğiniz fikirleriniz var. Bol bol yapın. Bu size muhteşem bir dönüşüm ve muhteşem bir enerji patlaması yaratacak gözüküyor. Sağlık olarak belki son zamanlarda boğaz enfeksiyonlarımız ve kaşıntılarımız, alerjik kaşıntılarımıza dikkat edin sevgili takipçilerim. Aşk konusunda bu ara ruhunuzu dinlendirmek, daha sakin kararlar almak, ilişkiyi zorlamamak, kendi ruhunuzu bulmak için ilişki hayatımızdaki kişiyle ara değil birbirimize doğru sohbet ederek yolu bulma evresinde olacaksınız. Uzun süredir aşık olduğunuz ve görüşmek istediğiniz insanla çok tesadüf bir konuşmanız söz konusu olacak. Ayrıldığınız bitmiş bir ilişki size tekrar geri gelip şans isteyebilir. Aman eskiye mazi, geleceğe niyazi dediğimiz sözler var. Siz bunu bir yine gözden geçirin diyorum. Film küsmesin. Filmi seviyorum çünkü bu bana uğur getiriyor. Bu benim uğur kankim. Buna dokunmazsam uğurum bozuluyor. Evli çiftler için özellikle bu aralar ev alım satım konularınızla ilgili net kararlar vereceksiniz ve evinizde ufak değişiklikler, yenilikler, yeni eşyalar söz konusu olacak. Bir de özellikle eşinizin prostat ya da damarlarla ilgili dikkat etmeniz gereken hassasiyeti var. İhmal etmeyin efendim. Yeni evli çiftlerimiz belki ailenizin desteğiyle onların evine geçiş yapacaksınız ama biraz siz o evde oturmak istemeyebilirsiniz. Bir sene sabırlı olun. Ondan sonra istediğiniz ev kapınız var ve olacak. Sevgili gençler, duygusallığınız had safhada. Sevmek ve sevilmek istiyorsunuz ama doğru insanı bir türlü bulamadınız. Biraz daha sabırlı olun ama kariyerinizle ilgili dil ve yabancı dilinizi güçlendirmeniz lazım. Bunlara özen gösterin. Çok fazla dışarı özgür ruhunuz var. Ve bu dönem üniversiteyle ilgili ya da hayatınızla alakalı başarıyı başarmış gözüküyorsunuz. Gideceğiniz yolculuk size çok daha güzel ve yurt dışı ile ilgili de şans kapılarınız var. Sevgili ev hanımlarım, yaptığınız en doğru şey doğru ifade ederek evliliğinizi ve düzeninizi kurtardınız. Sizi destekliyorum, alkışlıyorum, tebrik ederim. Sevgili oğlaklar, beğeni, çık çık çık, yazmak, çık çık çık, sizin göreviniz, yorum yapmak benim görevim. Yeni hamleler, iş konunuzla ilgili çok güzel fırsatlar, borçlarınızla alakalı yeni adım atıp toparlama kararı içerisinde olacağınız fırsatlar yakalayacaksınız. Mümkün olduğu kadar bunları doğru değerlendirdiğinizde artık pürüzler,
ve krizleri kendi evrenizde çözmüş olacaksınız. Bu arada kredi çekme fikriniz olabilir. Tüm borçları bir noktaya oturtmak isteyebilirsiniz. Doğru fikir. Ama fazla abartmadan ve kendinizi yormadan yapmanız lazım. Çünkü bir yeri kapatırken bir yeri daha sert şekilde tutmanız sağlıklı olmayabilir. Bu ara iş konularınızla alakalı yaşayacağınız ve bu dengelerle ilgili çok güzel süreçler sizi bekliyor. Yani iş hayatınızda olumsuz gördüğünüz ve asla yerim değişmez derken ani sürprizler, ani değişimler, ani iş konularınızda netlik kararlar söz konusu olacak. Çünkü 13 Temmuz'daki tutulma sizin Oğlak sabit bir burçta gerçekleşecek. Bu süreçte hayatınızla alakalı noktadaki iş konularınızdaki sürpriz, netlik, net kazanç ve kafanızdaki tüm soru işaretleri bitmiş ve kendimizi kariyer anlamında ispatlayacağımız nokta olacak. Parasal konularda tekrar tekrar netlik kazanmak istiyorsunuz. Tek bir noktaya evet kredi çekeceksiniz. Borçlarınızı alma verme konularımızı çok doğru şekilde dengeleyeceğiz. Daha rahat bir nefes almamıza yardımcı olacak. 16 Temmuz'da Merkür Güneş kavuşumu gerçekleşecek. Bu süreçte de uzun süredir konuşmak istediğiniz insanlarla aranızdaki pürüzleri düzeltip yeni iş anlaşmaları, ortaklı işlerle ilgili de kazançları doğru noktada göstereceksiniz ve yerinizi büyütmek, yeni oluşumlar, yeni renkler katmak isteyebilir. Aceleci değil, mantıklı karar vermeniz lazım. Siz mantığınızı asla ters kullanmazsınız. Bazen duygusal yönünüz sizi aşağı çektiği için farkında olmayarak evet diyebilirsiniz. Artık bu hafta evet'i geride bırakıyoruz. Hayır demeyi öğreniyoruz efendim. Evet, bu arada da kendi işinizi, pardon, devlette ve kurumsalda büyük bir noktadaysanız netlik kazanacaksınız. Ekip arkadaşımız, yöneticimiz, seyahatlerle ilgili eksik, uzun süredir çözemediğiniz evraklar artık olumlu imzalar atılacak. Gitmeniz gereken yurt dışı, şehir dışı seyahatlerinizle ilgili pürüzler kalkmış olacak. Vizenizde sıkıntınız varsa devlet dairesinde ya da mahkemelerle ilgili olumlu evrelerin sonucu alacaksınız. O yüzden size bu konuda biraz daha pozitif, aktif ve rolünüz doğru noktada yön alacağınız gözüküyor. İlişki konusunda şunu demek istiyorsunuz. Sevilmek. Sürümcemede kalan her şeyi atıyoruz çöpe. Artık sevilmek, saygı duymak, değer görmek istiyorsunuz ve adını koyamadığınız bir ilişkinin size bir değeri olmadığına karar verdiniz ve yol ayrımı içerisindesiniz. Tebrikler. Bu ayrım sizin doğru noktanızı bulmanızı ve hayatınızla ilgili sorunları gidermenize yardımcı olacak. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da bu ara ilişkinizle ilgili eşinizin iş krizi, sevgi ifadesinde sert konuşmalar, birbirinizi kıracak bazı olaylar sizi yıpratıyor olabilir. Bence ona biraz daha alttan almanızı öneriyorum. Çünkü çok yoğun bir önem ev kredisi, araç kredisi, borçlarla ilgili kafası çok karışık. Bir de sizin bu konuşma üslubunuz onu çok fazla yoruyor. Onu kendi odasına kilitleyin, ne hali varsa görsün. Sizin iş hayatınızda çalışan evli çiftlerimiz, özellikle hanımların iş hayatı, banka, muhasebe, alım satım sektöründe çalışanlarda prim ve maaş konularımızda netliğe kavuşacağız ve istediğimiz hedef var. Evliliğinizle ilgili pürüzler var. Biraz daha kontrollü olmamız lazım. Geçmiş özleminiz çok fazla var. Artık aşkta sınanmaktan yoruldunuz. Yeni ilişkiye başlayanlar için evlilik ve güzel bir süreçte devam edecek bir ilişkinin kutlaması var. Özellikle şanslı gününüz 15 ve 14'ü çok iyi ve 13'ü çok iyi değerlendirmeniz lazım. En şanslı gününüz, en böyle enerjinizin yerde sürüldüğü gün de 12. gün ve 11. gün böyle içinizdeki enerji yerlerde sürünebilir. Aslında enerjiniz çok yüksek. Aşk konusunda da özellikle laflara dikkat etmeniz gereken süreç 14, 15, 16 laflarınıza, sözlü laflarınıza dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Aile büyüklerimizde sağlık problemi, ani yoğun bakımlar, ani krizler söz konusu olabilir. Sonu ferah olacak, endişe etmenize gerek yok diyorum. Ev hanımları, bu ara kocanızın anası, babası, bacısı, görümcesi, elçisi, bunlar sizin kafanızı çok yoruyor. Lütfen evliliğinizi bu konuşmalar bitiriyor ve boşanmaya doğru gidiyor. Artık onları bırakın, evliliğinizi kurtarın, yoksa bu evlilik yol alıyor, haberiniz yok. Çocuklarınızla ilgili de çok fazla onlara kontrol altındasınız. Biraz özgür bırakmanız lazım. Sevgili gençler, aşk konusunda kendinizi bulamadım diyorsunuz ama aşk bu hafta size olumlu şekilde hayatınıza geçiş yapıyor. Öpüyorum efendim. Sevgili kovalar, nasılsınız? Beğeni.
Yazmak sizin göreviniz, yorum yapmak benim görevim. Odak noktamız iş. İş hayatımızdaki insanları gözden geçirmek. Özellikle ekip arkadaşımız, patronumuz, yandaki, üstteki, kenardaki herkesi böyle gözünüzle süzeceksiniz. Çünkü kendi hak ettiğiniz noktayı başkalarına kaptırdığınız için nerede hata yaptığınızı bulmaya çalışıyorsunuz. O yüzden artık bu hataları insanlara inanarak, onlara güven verdiğiniz noktaları hayatınızdan geri tutup sadece kendi kontrolünüzün altına almak isteyeceksiniz. Gayet yapıcı, gayet polyanacı, gayet pozitif insanlara gülüp kendi yolunuzu, güzergahınızı çizmeniz için doğru bir hafta. Yalnız kendinizi bulmanız lazım. Çünkü dokunduğunuz herkes şifa buluyor. Siz yerinizde kalıyorsunuz. Artık bunları geride bırak. Çünkü bu tutulma sizin içsel ruh dünyanızı çok iyi şekilde iyileştirecek. Kafanızdaki meşgul olan tüm konular artık netliğe kavuşacak. Belirsiz gördüğünüz, olumsuz gördüğünüz, mesleki anlamda da psikolojik baskılardan kurtulup bütün engelleri aşacaksınız ve kendinizi bulmak için doğru bir evreye, hatta gerekiyorsa bu konularda merhamet yönünüzle ilgili destek alabilir. Bu konumuzdaki duygunuzu iyileştirmeniz ve hani sebep sonucu artık sizde, sonuç sebep. Suç da sizde, iyilikle iyilik mağdurusunuz. O yüzden bu evreyi geride bırakmanız lazım. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsunuz. Devamlı oranın gergin hali, mutsuz hali sizin yeni iş arayışlarınıza doğru ilerletiyor. Ve buraya ait olmadığı, hayır siz buraya aitsiniz. Sadece o insanlar oraya ait değil. Siz oyuncu değilsiniz, düzsünüz. Orası sahneyi çok iyi oynuyor. Siz sadece sade kalıyor. Siz de onlar gibi olduğunuz takdirde hemen konumunuz ve mertebeniz değişecek. Kendi işinizi yapıyorsanız kafanızda devamlı bu iş bana uygun değil, yeni bir iş bulmam lazım. Burada ekonomik olarak çok daralıyorum. Hayır, o iş size doğru da sizin beyniniz oraya doğru değil. Gerekiyorsa buraya bir yönetici, yeni sistem, yeni oluşum yaptığınız takdirde burası kendi sonucunu ve kazancını doğru ilerletecek. Sizin buraya inancınız yok. Lütfen doğru kararlar vermeniz lazım. Bu tutulma özellikle ilişki hayatınızla alakalı uç noktaları da temsil edecek. Yani ilişkim nereye gidiyor, ne yapıyor, seviyor mu, sevmiyor mu, ben onun için neyim evresini yaratacak. Karşınızdaki insan seviyor, ona güvenmenizi, onu artık deney gibi, maşallah deney tahtasına tutmayı bırak ve ilişkiyi doğru sahiplendiğinde hayat boyu mutlu olacağın insanla birliktesin. Yani tahliller yapıyorsun ya, sonuç pozitif mi ne? Aslında sonuç doğru. Ama sen devamlı onunla ilgili kuralcı, baskıcı, denetliyorsun. Devamlı o yoruluyor. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da bu ara güzel değişimler. Ev alım satım konumuzda renklilikler, daha ferah, geniş bir eve geçme niyetimiz var. Ailemizin bize verdiği evden, özellikle kayınvalidem görümcemden çok yoruldum diyen sevgili kova ev hanımları, binadan kocanızı ikna edip ayrılacaksınız. Merak etmeyin, sabırlı olmanız lazım. Merkür Güneş kavuşumu 16 Temmuz'da gerçekleşecek. Dilekleriniz ve ruhunuzun en ver, iletişimle ilgili pürüzlü gördüğünüz birçok nokta artık aydınlığa kavuşacak. Emin olacağınız evreler ve kazançlı evreleri de tadacaksınız. Bence en önemli sorun ne biliyor musunuz? Siz verdikçe insanlar sizden almaktan vazgeçmiyor. Artık siz onlardan alın, onlar sizinle muhatap olmaktan vazgeçecek. Evet, sevgilinizle tartışabilir, ayrılma kararı verebilirsiniz ve uzun soluklu ilişki biraz tersiye doğru gidiyor. Bu ara görücü usulü tanıştırmalar, flört evreleri çok fazla gökyüzünde, fazlasıyla var. Bunu doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Eğitim konunuzla alakalı da özellikle yüksek lisans, master ve doçentlik anlamında yapacağınız eğitim başvurularınız olumlu sonuç getirecek. Siz sadece nereye doğru gittiğinizi biliyorsunuz. Sadece dil eğitimi eksikliğiniz var. Bunları toparlamamız lazım. Bu ara evde elektronik eşyalarda pürüzler çıkabilir. Yeni telefon değişimi gerçekleştirebilir. Araç değişimi de gerçekleştirebilirsiniz. Evinize uğurlu ve bereketli söz konusu olacak. Sevgili ev hanımları, vallahi çok yorucu bir haftayı yaşayacaksınız. Üst üste herkesin derdiyle yorulacaksınız ama hafta sonu çok güzel bir huzura ve mutluluğa ve hediyeye boğulacaksınız. Hadi hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak özellikle orta kulak iltihaplarımız, kristallerimiz, duymayla alakalı sıkıntılar yaşayabiliriz. Dikkatli ve tat alma kokumuz biraz sıkıntıya düşebilir. Mümkün olduğu kadar dikkatli olunuz. Bu ara çocuklarınızla ilgili bir seyahat, onlarla geçireceğiniz vakit onların enerjisine iyi gelecek. Sevgili gençler, dışarıda aşk var, doğru insanı bul artık.
Hu. Ben balık, yazı yaz balık, bana destek ver. Videomuz yukarı çıksın. Evet, bence bu dolunay 13 Temmuz Oğlak Dolunayı size inanılmaz şans getirecek. Yani dile Allah'tan ne dilersen, ne iste, sağlık dile, aşk dile, para dile, ne diliyorsan dile, sonuçta güzellik senin eline öyle güzel konacak ki hayal etmediğin, açılmaz dediğin kapılar, işinle ilgili olmaz dediğin noktalar sana o kadar uğurlu gelecek ki tüm imkanlar size verilecek. Al ve başar, yap ve başar, dokun ve başar dediğimiz bir hafta. Yani işinizdeki net sonuçları almak, güzellikleri görmek, yöneticileriniz, ekip arkadaşlarınızın size sunacağı tüm imkanlar hem kariyeriniz hem de iş enerjiniz o kadar olumluluk yaratacak ki sağlam olayı, en destekli evreyi, en şanslı siz yakalayacaksınız. İş kurmak istiyorsanız doğru bir hafta. Alım satımlarınızla ilgili hiçbir sürpriz olmadan olabildiğince kadar güzel bir hafta ve güzellikler sizi tamamlayacak. Aşk sizi, güzel haberler, yenilikler, yeni oluşumlar, yeni anlaşmalar, işlerle ilgili fırsatlar ve para konularınızdaki krizlerin hepsi bitmiş bu hafta. Ödemelerde doğru da evreye doğru ilerleyeceğimiz, almak istediğimiz eşyaları ya da yapmak istediğimiz yatırımları çok rahat ve akıcı krediniz onaylanacak. Borçlarınız daha rahat ve aileyle alakalı yaşadığımız krizler çözülüp daha mutlu gülümseme kahkaha atacaksınız, bilginiz olsun. Yani bu dolunay size inanılmayacak kapılar açacak. İşinizde, konumunuzla ilgili bu fırsatlara bol bol bu hafta elinizden geldiği bütün duaları yapın. Dilek kapınız o kadar şanslı ve o kadar uğurlu olacak ki bence bu dilekler size uğur ve şans getirecek diyorum. Belki dilinizin kemiği biraz sert olabilir, insanları kırabilir ve işte bu kadar enerjiniz iyiken o insanlara kendinize düşman edinebilirsiniz. Bu hafta bunlara, dil kemiğimize dikkat edelim. Konum değişiminiz gerçekleşiyor. Uzun süredir şirketinizde paranız biriktiyse ya da almanız gereken primlerinizle ilgili artık hangi tarih alacağınızın olumluluğu var. Farklı bir alanda iş beklentiniz varsa olumlu şekilde hayatımıza giriş sağlayacak. Yani sen değerlendir. İş sana para gibi akacak. Bolluk sana bereket gibi akacak. Sen kabul et. Allah sana o kabul ettiklerini çok fazlasını verecek diyorum. Aşk konusunda gerçekten yeni ilişkilere başlayanlar kalbiniz, yüreğiniz uçuşlar yaşayacak. Havada gerçekten aşk enerjisi fazlasıyla olacak. Kendinizde ben bulamam dediğiniz aşkı bile yakalayacaksınız. Geçmiş ilişkinizden haber gelecek, onunla yüzleşeceksiniz. Boşanmaya çalıştığınız eşiniz sizinle tekrar şans isteyecek. Bu kapıları tekrar bu konuda şansınız olacak. Eğer ki evliliğiniz kötü gidiyorsa ilişkimize çok güzel bir enerji akışı sağlanacak. Bunu doğru değerlendirdiğinizde evliliğiniz kurtulacak ama fikri aynı olan boşanmak isteyen balıklar asla, çünkü yeni aşka, yeniliğe, yeni renge katıldınız. O yüzden geçmişi denemek istemiyorsunuz. Yani buna dikkat. Bu arada dedikodu yapılacak sizinle ilgili. Asılsız dedikodular. Sakın bu asılsız dedikodulara inanmayın. Aileniz sizin arkanızda duracak ama onların söyledikleri neyse onlar kendi kapısında cezasını çekecek. Yani oldukça pozitif bir, en şanslı sizsiniz. Doğru değerlendirin. Araç değişimi kararınız varsa hemen yapabilirsiniz. Bu konuda hiçbir pürüzümüz yok. Bir de sürpriz hediyeler, sürpriz beklenmedik oluşumlar var. Anneniz ve ailenizin size bir hak konusuyla ilgili kendi elleriyle imzalayacak konuyu da kabul edin. Çünkü gönlünüzden size vermek ve ekonomik durumunuzu düzelmesini istiyordu. Kardeşlerinize haksızlık olmayacak. Orası sizin hakkınız. Bu ara nişan ve düğün tarihi belli olanlarda gelinlik, eşya, ev karmaşası yaşanıp böyle huzursuz da olsanız alınacak ya da tutacağınız ev uğurlu ve bereketli panik. Tatilde neye ihtiyacınız var? Ayaklarınızı komple denize ya da kuma sokarak ya da toprağa dokunarak üzerinizdeki negatif enerjiyi boşaltmanız gerekiyor. Çünkü devamlı sinir ve saçlarınız böyle elektrik çarpması gibi oluyor. Bunu olur düzeltelim lütfen.
Bu ara sağlık sektöründe ve sağlık konularıyla ilgili çalışan sevgili balıklar, yurt dışı ile ilgili beklentileriniz varsa olumlu. Eğer ki mühendislik, farklı alan ve ekonomik alanda dijital alanlarla ilgili iş beklentileriniz varsa çok olumlu. Evet, güzel bir hafta, keyifli bir hafta, şans sizden yana. Sağlık olarak belki fazla şımarıklıklar, dikkatsiz kazalara nazara getirilebilir. Bol bol enerjinizi değişecek toprağa basmanızı önermiştim. Sevgi ve mutlulukla kalın ama aile büyüklerimizde birinin sağlık krizi gündemde olacak. Diz ve kemik ameliyatı olabilir, kemiklerle ilgili hassasiyet olabilir. Dikkatli olun efendim.